şimdi bu görüntüleri izlerken bir tane de golü var işte bahsettiğimiz, böyle el sıktıktan sonra kimin elini böyle siliyor. Halit de diyor bu hareketi niye yapıyor? Yani dedim titiz adam. Ellerini titiz biri midir sıktı, hakikaten? Çok titiz. Gömleğini falan ellensin hiç hoşlanmazdı mesela. Hadi ya. Tabii tabii, beyaz gömlek giydiği zaman hiç böyle elini omuza koymayacaksın, sevmezdi yani. Peki son zamanlarda maç izliyor muydu? Yani futbolu hiç şeyini yani çok tabii ki sürekli aklı özellikle Fener'in maçlarındaydı. Biz heyecanlanmasın diye zaten doktoru demişti izlemesin diye. Sonrasında işte gollerini falan izliyordu. Ama şey yapardık mesela, son yıllarda inanılmaz maç oynandığında bile heyecanlanırdı. Anneanneme derdi git kulaklığı tak, gol oldu mu? 2'de 1 sürerdi. Biz de 5'teki maça 7'de derdik ki o stresi olmasın. Yani 7'de direkt skoru verirdik. Ha, direkt skor ama kötü skor verdiğimizde de kaçacaksın oradan yani. Ha, yani biraz bir gerilim olurdu oradan. Evet. Peki dedenden neler almışsın? Hiç baktın mı kendine yani? Dedenden hangi İşte dedemden en çok aldığımız şey ada sevgisi herhalde, Ahmet abim dediği gibi hayvan sevgisi. Bunlar çok önemli. Hayvanımızı da çok seviyoruz. Evde 2 tane kedimiz var, köpeklerimiz var. Hatta bizim köpeğimiz de Ahmet abinin köpeği arkadaş. Birlikte geziyorlar. Flört mü ediyorlar? Ne kadar arkadaş? Çok arkadaş. Birlikte geziyorlar. Ha, demek Ahmet abi de girdi şey ya, aileye girmiş sayılır. Onlarınki Lili, bizimki Rex. Güzel, birlikte geziyorlar. Hayvanları çok seviyoruz. Dedem mahalleye girdiğinde 30 tane kedi arkasından gelirdi. Çok severdi kedileri, hayvanları. Tribün yani, adam öyle bir efsane ki her yerde bir tribün kendimi var. Kendimi bildiğim bileli sürekli köpeklerimiz olurdu. Ben Sivas Kangalları yetiştim. Yani daha başka cinsler de beslemişler ben. Çünkü Sivas Kangallarımız vardı. Yani hayvanları çok sever. Ada sevgisi dediğim gibi, adadan hala ayrılamıyoruz. Ada çok önemli bizim için. Tabii artık o evet. Leftenin size mirası. Bir de dedemin titizliği çok önemli. Ayrıca titiz bir aile olduk. Bir gün tura gittim bisikletle. Orada... Senin Galatasaraylı olduğunu biliyor muydu? Önce bir başlayalım. Bana Moskov derdi. Çok zaten bir minyatür futbol oynarken bir gün karşı takımda oynuyordum. Kulakları çınlasın. Şimdi Atina'da Koço Kasapoğlu vardı, İstanbulsporlu milli futbolcu. Bu Moskov'un dedi ayaklarına vuracaksın. Kan çıkacak. Galatasaray'ın formasındaki kırmızı gibi olacak. O kadar. Bu kadar. O çok kadar hırslıydı. Yani. Evet. Olağanüstü hırslıydı. Bayağı da seviyormuş seni. Evet. Şimdi bir gün tura gittim ben, böyle bisikletle çıkmıştım. Benim tura gitme nedenim bizim bellidir bazı zamanlarda. Karabaş diye bir ot vardır adada. Bunu Egeliler de bilir. Reçeli yapıyor. Hatta hatırlarsan beraber şeyde bulmuştuk onu. Karaburun'da. Karaburun'da, bravo. Reçelin. Mal böyle. Ve bu çok özel yerlerde, herkesin bilmediği yerlerde olur ve eski adaların bildiği ottur. Bir gün gittim orada, onu toplamaya çalışıyorum. Baktım çalıların arasından biri çıktı. Lefter abi. Ne işin var dedi burada senin? Dedim abi Karabaş. Kimseye söyleme. Bulmasınlar bu bizim tarlayı. Tarla orası. Çünkü Karabaş'ın reçeli yapılır, likörü yapılır, şerbeti yapılır. Ama şimdi o kadar az ki artık yani. Tura çıkmaya gerek kalmıyor anladığım kadarıyla, o kadar yani az. Bunu aldım. Bilen biliyor, çıkan çıkıyor. Bizim de yaşımız ilerledi artık, tabii çıkamıyoruz. Yani. Ahmet abi senin yani bu son derece keyifli mutfak araştırmaların yanında fizyo mutfağı, yani kendi keşiflerin de var ve bunları özellikle müşterilerin üzerinde değil, bazı büyük gruplar üzerinde deniyorsun. Mesela hani balık kılçığından meze yapma gibi. Daha doğrusu şöyle derler, Ahmet abinin restoranlarında asla çöp çıkmaz. Nasıl bir duygu bu? Evet, bana belediye bu konuda plaket de verdi. Çöp çıkmıyor. Çevre. Hakikaten yani, her şeyden bir her şeyde var. Şey yapılabilir değil mi? Bir mutfak yaratılabilir. Bir şimdi tüketim toplumu yaratıldı. Tüketim toplumu yaratılmadan önce biz bunları kimden öğrendik? İşte annelerimizden. Ve de tabii ki bu azınlıkların egemen olduğu İstanbul mutfağından öğrendik. Şimdi bakın hamsi diye bir balık var biliyorsunuz. Karadenizlilerin şeyi bu. Tanrısı gibi. Ama bunun kılçığını herkes ayıklar atar. Bazıları yer. Şimdi bir gün ben bunu böyle aldım. İşte senin dediğin gibi, sen de o olayları hatırlıyorsun. Mısır ununda bulayıp güzel bir tava yaptım. Bir çok yakın bir arkadaşım vardı. Onun önüne getirdim, verdim. Biraz da parayı seven biriydi bu. Bu ne dedi? Dedim bu deniz çıtırı. Allah Allah dedi. Yemeye başladı. Çok hoşuna gitti. Dedi, bir tane daha dedi. Dedim yok, niye? Bu dedim İspanya'dan geliyor. Kendisi İspanya kökenliydi. Arka masadan bir arkadaşım ki Adnan. Dedi ki abi dedi, buna dedi plaket verdiler biliyorsun değil mi dedi.
buradan çöp çıkmıyor. Kılçık yedin, kılçık dedi. Beni mi kandırdın dedi. Ya Ahmet abi, var mı şimdi yeni araştırmalar bu anlamda? Yeni araştırmalar var. Gene işte yani şimdiden söylersen herkes yazdı şey, tarifini de isteyeceksiniz, vereceğiz, olmaz. Zor olacak. İkinci kitabı kaç, bekleyin. Kaç emek girecek kitaba? Şimdi ortalama 100 üzerinden gidiyorum ben. Çok sonra iyi. 180 arasında dönüp dolaşıyorum. Bilinenlerden ziyade unutulanları yazmaya çalışıyorum. Bir de işte bahsettiğim gibi. Bu da yabancı dile çevrilecek mi? Benim yabancı dile çevrilen bir tane meze kitabım var. O da Yunanca'ya çevrildi biliyorsun. Fakat Yunanistan'daki bu ekonomik darboğazdan dolayı ikincisine zannediyorum ki şey olmayacak. Son zamanlarda patates ama, üzerine yoğunlaşırsan çünkü yok, sadece o, artık patates. Patates zaten onların milli yemeği gibi ya. Olamaz böyle bir şey. Uzo'yla patates, şarapla patates. Bizim gibi şeyle, birayla patates içmiyorlar. Anladım. Patatesi çok seviyorlar. Yalnız yayıncımla konuştum. Galiba bu sefer dijital ortamda bir kitap yapılacak. Yunanca. E-kitap dedikleri. O şekilde. Hayırlı olsun ya. Evet. Mutfak işte, yani sayende mutfağı öğreniyoruz. Ve geldik Emel Sayın'a selam çakma bölümümüze. 1960'ların sonundan alıyoruz şarkımızı. Kavanoz Dipli Dünya. Burada biz soruları hazırlamıyoruz. Soruları burada izleyiciler ve sizden önceki konuklarımız hazırlıyorlar ve şeyin içine atıyorlar. Dolayısıyla ne gelirse battığınıza her şeyde zeval olmaz. Bunu kafadan söyleyelim. Özel bir renk seçer misiniz? Böyle pembemiz var. Sarı. Sarı. Peki sarı. Sarı, evet. Sarı severim. Sarı güzel çoğunlukta. Evet, Hüseyin Akkaya İzmit'ten soruyor. Gerçek hayattaki kahramanın kim? Şimdi kahraman bir tane olmaz ki. Tabii. O kadar çok kahraman var. Birden fazla var. Sen bir tane söylersen. Meşhur asker. Gerçek hayattaki kahraman sen misin? Evet. Güzel. İkiz kızlarımı büyüttüm ve başarıyla sisteme karıştırdım. Süper annem benim ya. Vallahi süper annem benim. Tebrik ediyorum sizi. Mert Ali size geliyor. Soru sırası. Evet. Serap Günbatan İzmir'den soruyor. Hangi konuda çok savurgansın? Vallahi. Savurduğum bir şey yok anladığım kadarıyla. Espri olabilir mi? Biraz olabilir. Espri konusunda dur. Dur biraz tutma verin. Başka türlü olmayacak o iş. Özlem Türkat size... Türkat nereden çıktı? Bak Özlem beni andı, gördünüz mü? En son ne zaman ve... Bunu size sormuyorum. Biraz şey, bu kadar yemek konuştuktan sonra üzerine istifra konuşmak istemiyoruz. Başka bir şey. Aradan bu edepsiz soruları çıkartalım çocuklar. Hayatında ana son ne kadar var? Eğer yoksa bu hayattan memnun musun? Bülent Şakrak oyuncudur biliyorsunuz, komedyendir kendisi. Size böyle bir şey. Ana son. Yani, rakı içiyorum. Bu yanlış adama geldi bu soru. Evet, neyse yanlış adama geldi. Yok, sevmiyorum. Ana son ama bir mideyi de ferahlatır. Ama şeyde, evet, benzene çayı içiyorum, onun içerisinde var. Ha, onun içinde bir miktar var. Ana sonla ilgili bir şey anlatmamı müsaade. Lütfen tabii ki. Biliyorsunuz bu 1923 mübadelesinde Sakız Adası'ndan gelen Türkler Çeşme'ye yerleştiriliyor. Çeşme'de Anason'un çok yoğun olarak bulunduğu bir yer. Hayvanlarıyla beraber geliyorlar. Hayvanlar yemiyor Anason'u. Bunlar da yakıyorlar hepsini. 6 ay sonra İzmir valisi geliyor. Bakalım bizim mübadiller ne durumda diye. İşte ne yapıyorsun? Efendim hayvanlar aç kalıyor diyor. Ne oluyor? Peki burada diyor bizim şeyler var. Ne oldu? Anason efendim yaktı. Niye yapıyorsunuz diyor. Dünyanın deposuydu. Ondan sonra başlıyoruz bir tek tek anasını şey yapalım. Aha güzel bir şey. Bir de etil alkolle ilgili bir şey sordu. Ama onu bilemem. Vaktik birleşince çok tehlikeli. Hayatta zevk aldınız Ahmet Bey. Üç şey nedir? Ersen Kıyak Ankara'dan soruyor. Hayatta zevk aldığım üç şey üç nedir? Şeyden bir tanesi yaşamak. Güzel. İkincisi işim. Üçüncüsü eşim. Oo ne güzel. Oo. Ya. Eş değiştirmeye yani karar verirsen bir görüşelim usta. yine bir oyuncu kardeşimizden Erdal abinin kızı Zeynep Özyağcılar'dan geliyor size. Sizi düşününce mutlu eden resim kimin resmidir Eylem? Ailem. Ailem resmi. Var mıdır böyle bir aile albümü? Hep bir arada değil mi? Evet. Ya Allah mutlu etsin. Nerede yaşıyorlar? Şeyde İngiltere'de. Mi? İngiltere'de mi yaşıyorlar? Sen böyle gidip geliyor musun sürekli? Hep gidiyorum. Ne uçak masrafı olur arkadaş ya? Hiç sorma. Ya bir sponsor bulurum sana olmaz. Olur ama. Peki Gülgün Hanım sarıdan devam ediyorum sizlerle. Öyle mi? Devam tabii, mı? Tabii. Üç tur yapıyoruz bunlar. Olmaz sorular var. Selen Çiftçi Sifke'den soruyor. Hangi konuda tutarsızsınızdır? Tutarsızsınızdır. Hangi konuda? Bilmem.
pek tutarsız biri değilimdir aslında. Evet ya, bildiğim bileli bayağı da tutarlısın hem de. Disiplinliyimdir. Saçmasın da olabilir mi bazen? Yok, çok uzun yıllardır artık bu renk. Evet ya, değişmedi. Niçin? Çok mu sevdik bunu? Evet. Niçin? Harika bir renk. Yalnız harika bir renk. Hani ekrandan kimi zaman böyle daha çok beyaza yakın duruyor ama artık müthiş boya, bir sarı. Artık boya tutmuyor da ondan öyle. Ne yaptın ya? Ya demin mi? Gülgün sen ne zaman saç ektirdin diye sordu. Fark ettin mi? Hayır, ona bir çitanol. Çitanol. Çitanol tabii hani illa oral olmaz. Erhan Alp Denizli'den soruyor. Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki. Hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor. Sizin de hayatınızda böyle birisi var mı? Karakteri objektife girmeyen. Ben bunu bir aforizmayla cevaplayayım. Lütfen. Paranın karakteri çıktığı cebe göre değişir. Ben de böyle bir şey çağrıştırdım. Harikaymış ya. O cebin fotoğrafını çeksek keşke. Nasıl bir şey olur acaba? Efendim yani... yine bir kalınca bir soru geliyor. Önceden beri tanıdığın, şöhret olduktan sonra değiştiğini düşündüğün biri var mı? Esra Balmum Adana'dan soruyor size. Önceden beri tanıdığım, şöhret olduktan sonra... Ahmet abi olabilir mi? Şöhret yok, olduktan Ahmet sonra çok değişti canım. Yok, değişmedi Ahmet abi, aynı. Hep aynı değil mi? Onda da mesela sıkıntı var. Ahmet abimiz... Bilmem, yok öyle yani. Yok. Yani çok fazla tanıdığım insan sonradan şöhret olmadı. O yüzden öyle... Senin şu Evride'ye bir bakmak lazım o kitap çıktıktan sonra. İşte ona bakmak lazım. Ona bir bakmak lazım. Aman kızmasın, samimi arkadaşım. Tamamdır, saygılarımızı iletiyoruz. Arda Çömez Isparta'dan soruyor Ahmet abi. Ülkemizde çok isteyip de gidemediğin bir il var mı? Gitmeyi neden çok istiyorsun peki? Mardin'i görmeyi çok isterim. Mardin'i gör abi. Kenti olduğu için. Mardin'i gör. Mardin uçağına dikkat et ama yani. Böyle hafif bir şey yapıyor bazen. Fark etmez, alışırsın. Çok tatlı bir şey ama orada da kendi mutfak şeyine bayağı bir katkıda bulunacaksın. Şöhret olmanın yolu sence nereden geçiyor Eylem? Ayşe Kurnacı İstanbul'dan soruyor. İngiltere İstanbul hattından. Şeyde, havada. Hakikaten nereden geçiyor? İstek, sevgi ve... Şovgörlük yaptım diye bir demecim var. Bu geçenlerde bunu bizim Zeliha da... Yok, kim söylemişti onu? Bir daha Ha, Yonca Evcimik. Ben de zamanında şovgörlüm diye. Bu şovgörl bildiğimiz dansçı kız anlamına geliyor değil mi? Evet, yani sahnenin... sahnede sadece şarkı değil, dans ve tiyatro yapıyorsun. Hepsini bir arada yapabileni. Evet. Bizde yanlış anlaşılıyor da. Ha, bizde, evet, ha, o yanlış anlaşılıyor. Tamamdır. Sıra bana mı geldi? Evet, son sorumuz Gökçe'den geliyor. O da şarkıcı, son dönemlerin parlak isimlerinden bir tanesi. Bir kurbanın kaç tane iç organı vardır diye Gökçe kendinden beklenen performansı göstermiş. Gökçe, hayır diyorum, demek ki sen sarılardan gidelim. Sarılarda bir hayır varmış. Gökçe'ye pembeyi yapıştırdık, olmadı, tutmadı. Kaç tane vardır acaba? Hayatında yaptığın en cesur şey neydi? Selin Demiratar, biliyorsunuz o da oyuncu. Selin Demiratar'dan geliyor. Evet. Yaptığınız en cesur şey neydi? Cesur bir atılımdı. Devlet memuruyken TRT'de haber spikerliği yaparken Türkiye'nin ilk özel televizyonuna 10 dakikada karar verip transfer sözleşmesine imza koymam. Ciddi bir riskti aynı zamanda. Değil mi? Yani riskti. O gonglu günleri geldi. Evet, evet. Pişman mısınız? Hiç pişman olmadım. Biz de değiliz. Hayır. Biz de değiliz. Hayatımızda yapalım. Mert Ali Başarı, sana böyle koyu kırmızı bir soru soracağım. Bakalım ne çıkacak içinden. Kırmızı noktalı mı? Ben bu işi sevdim. Şahin Terzi Amasya'dan soruyor. Demet Akalın mı, Hande Yener mi? Oh. İkisi de. Neden olmasın? Peki. Gayet gayet samimi bir yanıt oldu. Evet, son turumuzun son soruları. Hiç taksiye binip öndeki arabayı takip et dediniz mi? Yok. Samsun'dan Çağlar Çıtır. Demedim çok şükür. Demediniz mi? Ama kendim takip ettiğim oldu. Ayağa. Ha, kendim takip ettim. Ooo, fena bir şeymiş. Kimdi? Etmişim, eski sevgililerimden birini takip etmişim. Güzelmiş ya. Buraya gidiyor diye. Harikaymış ya. Python oldun o, Python'la. Yok, Python'la da. Ya Python'la zor mu oluyor? Bisikletle oldu işte. Bisiklet yapmış. Evet. Güzelmiş, harikaymış. Bu çok matematik bir soru. Daha böyle sakin bir sorular için. Annemizin annesine diye başlayıp böyle matematik devam eden bir soruydu. Çok iyi bir sorguç var. Sibel Aslıtürk Ankara'dan en acı tecrübeni anlatır mısın diye soruyor. Tecrübe tecrübedir ya, acısı tatlısı, acısı tatlısı olmaz. Ya işte Barba Ahmet'ten de beklenen yanık bulur. Tecrübe dediğin tecrübedir ve gecemizin son kavanoz sorusu geliyor. Eyleme. Hayat bir film olsaydı sence bu filmin adı ne olurdu? Kartal Şenses İstanbul'dan soruyor. Bitmeyen maceralar.
bitmeyen maceralar. O bildiğin sen Survivor'a da katılmışsın ya. Bitmiyor ya. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kavanoz Dipli Dünya için Emel ablamıza da saygılarımızı sunuyoruz buradan. 23.45'ten bu yana aralıksız konuşuyoruz. Bakalım manşetlerden neler çıktı. İtibariyle manşetlerimiz Gülgün Feyman. İnşallah doğrudur söylediğim. Lütfen rica ediyorum, kızlarımıza haber sundururken stüdyoda oradan oraya dolaştırmayın. İzdivaç ve evlendirme programlarına hiçbir zaman onaylamadım. Lütfen bilgileri yarıştıralım. Sevgili Mesut, program formatınıza eğer uygunsa size Mesut demek istiyorum. Mesut, ne güzel oldu değil mi? Mesut. Teşekkürler. Mert Ali Başarır. Şimdi müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Neyse, bu konuda bir şey eklemek istiyorum. Zaman varsa ufak bir şey daha eklemek istiyorum. Neyse, ismini vermek istemiyorum. Şimdi bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Neyse, mizah bitmedi, bitmeyecek de. Evet, gayet güzel özetledi. Devam ediyoruz. Özlem Katmer. Zar zor dedemden izin aldım. Dedem sana güveniyorum dedi. Dedem arkadaşımı çok sevmişti. Ben yazar değilim. Arkadaşım da değil. Ben kitabın destekçisiyim. Dedemin arkadaşlarını da dinledim. Bu arada dedem ben 10 aylıkken altımı da değiştirmişti. Dedemi anlatıyorum. Benim dedem lefter. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Ahmet Tanrıverdi, Fıstık Ahmet Tanrıverdi, Barba Ahmet Tanrıverdi, Müdür Ahmet Tanrıverdi. Şu halime bakınca şaşıranlar olabilir ama ben Fıstık Ahmet'im. Sınıftaki diğer iki Ahmet'le karıştırılmamak için Fıstık oldum. Sonrasında kitap satışlarını düşünerek Fıstığa devam ettim. Barba Ahmet de benim. Aslında her yerde farklı Ahmet'im. İnsanlar etiket yapıştırmayı çok seviyor. Özellikle söz konusu Ahmet olunca değil mi? Ve son olarak Eylem. Çok güzel bir gün, çok sağ olun, çok güzel. Düzgün konuşmam lazım. Aslında müziğe kız grubuyla başladıydım. Bu da benim kısmetim idi. Eyleme yakışanı yapıyorum. Düzgün konuşmam lazım. En güzeli o olur bence. Çok teşekkür ederim, çok mutluyum, çok güzel. Evet. Tamam. Burada bizim eylemimizin sevenseydi. Evet, programımızın sonuna geldik. Mert Ali Başarır, Sahte Kör ve Art Niyetçi kitabı. Şu anda kitapçılarda değil mi? Bulabiliyoruz. İnternet üzerinden. İnternet üzerinden. Rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Çok önemli içinde röportajlar var. Mert Ali'nin unutulmaz aforizmalarına, söz değişlerinden faili meşhur da yine çok sıkı kitaplarından bir tanesi, gülümsemek için mutlaka edininiz. Diğerlerini de kendime saklıyorum. Gülgün, çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Cuma akşamını bize ayırdın. Tatlı bir şeydi. Tatlı bir anı oldu. Sevgili unutulmaz. Mesut, benim için de öyle. Uzun zamandır özlemişim seni burada. Senin enerjinden yine yan odalara düşeriz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar ben geldiğin için. Ben de teşekkür ederim. Özlem Katmer, kitabın ismi ne olacak? Lefter olacak. Lefter tek başına bir yeter. Bir küçük alt başlığımız olacak. Futbolun ordinarlısı diye düşünüyoruz. Futbolun ordinarlısı. Çok teşekkür ediyorum. Deriniz hakikaten bu ülkenin gördüğü en büyük şahsiyetlerden ve ayak topunu ayağa düşürmeyen bir adamdı. Nur içinde yatsın diyorum kendisine. Ahmet Tanrıverdi, bunu saymam. Burada sadece böyle üzerinden geçtik bir takım şeylerin. Daha sonra derin Osmanlı kültürünüzü bir de Muhteşem Yüzyıl'ı izledikten sonra almak isterim. Mümkünse. Kitap çıktıktan sonra bir daha gelirim inşallah. Hay hay, bekleriz o zaman. Eylem, son söz senin çünkü biz son sözü her zaman müzeye veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için de. Ben de bitireyim. Pazartesi akşamı burada Nihat Hatipoğlu hocamız burada. Murat Göğebakan yeni albümüyle birlikte burada. Oktay Usta yemekleriyle birlikte burada. Yasemin Öztürk oyunlarıyla birlikte burada. Kadir Çöpdemir olur mu olmaz mı onu kestiremiyorum çünkü Kadir'in Çöpdemir oluyor da olmuyor da olabilir. Git 23.45'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hiç değilsin, üzülmem boş konulara.
şey ama unut her şeyi ama salma dertleri ama nasıl olursa yeni bir gün doğacak bak görsen ama unut her şeyi ama salma dertleri ama tatlı düşünüp her şey güzel olacak bak görsen. Yapılacak tek şey ama